Bugün %10'unu iş gücünü çıkartacağını duyuru Tesla. Ve i̇şte aşağı yukarı 14 bin kişi. Bazı departmanlarda %20'ye yakın işten çıkartmalar bekleniyor. Piyasa o haberi sevdi aslında. Pek bir sorun yoktu. Fakat sonra iki tane önemli yöneticinin de ayrılacağı duyuruldu. İşte oradan da ya bu yöneticiler bir şey mi biliyor? Tesla'da işler karıştı mı diye. Bir de üzerine de Bugün iki kötü haber akışı var. Bir tanesi Amerika'da perakende satışları beklenen çok üstünde iyi geldi. Bence iyi haber akışı ama öyle değerlendirmiyorum olsun diye. Çünkü perakende satışlar çok iyi olunca Amerika'da enflasyon durmayacak endişesi ağır geliyor. Oysa enflasyonun perakende satışla hiç ilgisi yok. Biraz sonra anlatmaya çalışacağım. Bir de işte İsrail ne yapacak meselesi. İsrail de dedi ya işte biz de intikamımızı alacağız falan. Şimdi Tesla'nın hikayesi şu. Benim gördüğüm kadarıyla. Tabii Elon Musk'ın kafasında nelerin döndüğünü kestirmek zor ama bence şirkette büyük bir dönüşüme karar verdi. Şimdi onu biliyorsun daha önceki master planı 25 bin dolarlık ekonomik bir araba çıkartacağım. O ekonomik araba normal vatandaşın satın alacağı araba olacak. Aynı arabanın bir de direksiyonsuz versiyonu olacak öyle söyleyelim. Ondan da robot aksi filosu kuracağım idi. Fakat bu Çin'den gelen ardı ardına süper ucuz etikli arabalar karşısında bence 25 bin dolarlık avant arabanın avantajı kalmadı. İlan Musk öyle düşünüyor. Yani diyor ki ben işte mesela şey var BYD'nin Seagull'un ne öyle bir arabası var 10 bin dolar araba. E ben bunu nasıl başa çıkayım diyor. Yani anlamsız bir yere iniyor ve Çinliler kar zarar bak yapıyorlar şu anda. Yani onlar öyle bir rekabet duyguları var şu anda. Kendi aralarında da birbirlerini yiyorlar. E, BYD özellikle çok yok etmeci bir oyun oynuyor şu anda. Yani fiyatları inanılmaz taban indiriyor. Ve yani etik bir arkadaş biz bu işi domine edeceğiz. Batı'yı bu işin içinden çıkaracağız diyor. Tesla işte onlara karşı biraz daha prestijli bir marka falan ama bir yere kadar. Yani senin çıkartmayı düşündüğün etik araba çok ucuz dediğimiz zaman 25 bin dolar. işte dediğim gibi bir on şeyin BYD'nin 10 bin arabası. Bu nedenle bence o rekabetten kaçmaya karar verdi. Yani ben Cybertruck kararını eleştiriyordum. Şu ucuz arabayı önce çıkartsan abi niye Cybertruck'e ile uğraştın diyordum kafamda. Fakat anladığım kadarıyla asıl stratejisi şöyle kurgulamış o da. Ben zaten bu ucuz arabayla bu Çinlilerle falan başa çıkamam. Cybertruck özel bir araç, özel bir tasarım. Onun belli bir müşteri kitlesi olur. O buradan yürüsün. Ben de neye odaklanayım? Otonom sürüşe. Çünkü bakın 2-3 hafta içerisindeki değişikliklere bir bakalım. Öncelikle Reuters'tan şöyle haber çıktı. 25 bin dolarlık araba projesi iptal oldu Tesla diye. Elon yalan dedi. Yalan dedi ama tam da açmadı yalan ne olduğunu. Yani 25 bin dolarlık vatandaşı kullanacak kullanıcı arabaya çıkartacağım demedi. Ve bir tweet attı dedi ki 8 Ağustos'ta FSD robot taksiyi duyuracağız dedi anlatacağız. Ya yani ben de oradan aslında Reuters'e yakaladığı haberin doğru olduğunu düşünüyorum. Elon Musk'ın boruşunda biliyoruz. Daha belki tartışmalarında. ilan Musk'lar hiç istememişti bu 25 milyarlık araba meselesini. Frans e, üretim tasarımındaki arkadaş çok istemişti onu. Ya bu bir ara geçiş olur sonra otonom sürüşe gireriz diye. Çünkü otonom, tam otonom bir robot, taksi, insanların böyle kolay adapte olacağı bir fikir değil. Bir anda araba sahibi olmaktan vazgeçiyorsun. İşte Uber gibi bir hizmet seni alıp bir yerlere götürüyor gibi modele gidiyorsun. O dönemde henüz Nvidia'nın H100 mikroçipleri yoktu piyasada. Tesla'da yeterince hiç yoktu. Ondan dolayı otonom sürüşte yeterince iyi gitmediği için Elon Musk iyi demişti. O zaman 5 dolarlık arabayla yapalım. Bence şu anda kafası istediği şöyle oturdu. Abi bu, bu Çin bu ucuz arabanı bizi bitiriyor ve biz otonom araba da iyi gidiyoruz. Yani işte arka arkaya biliyorsunuz çok hızlı versiyon güncellemeler geliyor. Beni takip edenler zaten biliyorlar. Artık program yazmıyor Tesla. Uçtan uca neural networklerle arabalar kendi kendilerine öğreniyorlar. Daha doğrusu yoldan öğrendikleriyle merkezde yazılım kendi kendine gelişiyor. O yüzden de iki haftada bir yazılım gelmeye başladı. Ve sırf Elon Musk değil başka Tesla mühendisleri de yani sonun başlangıcındayız dediler. Ve bu yaz tam otonom her koşulda her yolda kendi kendine gidebilen bir arabaya ulaşacaklarını düşünüyorlar. Şimdi bu his bu tamam mı arkadaşlar? Bu çerçevede de bence ilan üretimi çok büyütmekten vazgeçiyor şu anda. Bu işler çıkartmalarının bununla ilgisi var. Bu 25 bin araba projesi için eminim bir sürü insan istihdam ediyorlar. Zaten bu arada Tesla düzenli olarak adam çıkarır. Biraz sonra sayıları göstereceğim. Bu ilk değil. Yani bu ikinci kez %10 kadro azaltıyor. Yeni bir şey değil aslında. Yani bir geleneksel bir trimmingi var adamın. Çünkü biraz sonra göstereceğim. Verimlilik delisi bu herifler. Üzerine bu araba üreticisi firması olmaktan otonom taksi filosu işletmecisi firma olmaya dönüşmek konusunu öne çekti. Herif. Bunu hani çaresizlikten çekti diyebilirsiniz size kalmış. Veyahut da hakikaten adam doğru bir strateji izliyor diyebilirsiniz. Bu karar size kalmış. Bunun şirketin değerlemesi nasıl etkileyecek süper tartışmalı bir konu. Yani ben işte e, Haddin Haş Kulübü üyeleriyle bir tablolar paylaştım. Bir robot taksi filosu neleri getirir diye. Uçuk uçuk rakamlar çıkabiliyor ama Wall Street'in onu kabullenmesi öyle kolay değil. Çünkü insanlar bu robot aksilere hakikaten binecek mi, izinler alınacak mı falan. Yani Tesla önümüzdeki dönemde çok büyük belirsizliklerin olduğu radikal bir inovasyon alanına doğru kayıyor. Yani bir otomobil üretici ispatladı. Karlı dünyada etki araba üretebilen tek firma olduğunu gösterdi. Sektörü kopya değiştirdi. Çinlilerin önünü açtı dolaylı olarak. Şimdi diyor ki ben buradan robot aksiye doğru gidiyorum diyor. Ve bu önümüzdeki aylar boyunca müthiş belirsizliklere yol açacak. Bu nedenle bu bilanço dönemi çok önemli. İşte gelecek hafta zaten geliyor Tesla'nın bilançosu. Ve yani, bilanço kötü gelecek. Bilanço iyi gelme ihtimali pek yok. Biraz makyajlı düzeltilebilecek yerler var. Bu tamam otonom suç için bir 3 milyar dolar civarında ayrılmış bir karşılık var. Onu ciroya aktarırlarsa karı toparlar ama ya yani, temel olarak kötü gelecek. Yani bu bilançonun iyi gelme ihtimali yok çünkü az araba sattılar. Enerji içinde bir büyüme var yeterli değil. Bu nedenle iyi bir bilanço gelmesi çok çok zor. İlan'ın o bilanço sonrasında bize yeni testleri anlatması gerekiyor. Yani yılın başında yapmadı. Hatta hiçbir öngörüde bulunmadı. Şimdi bize yeni testleri anlatması lazım. Eğer o gün yeni testleri yani araba üreticisi olmaktan çıkmış Uber gibi bir hizmet firmasına dönüşen robot taksili iş modelini anlatmazsa Tesla çok daha aşağı gider. Bak net söyleyeyim yani 100 doların altına gideriz. O gün bunları ikna edici şekilde anlatırsanız yukarı gideriz. O yüzden Tesla dönüşüm olanlar varsa aranızda bunun artık ilanın stratejik açıklamasının kumarına döndüğünü anlamanız lazım. Oyun tamamen değişti. Yani bir ay içerisinde işte bu üç hareket yani 25 bin dolarlık arabadan vazgeçme, otonom aracı ilan etme ve bugünkü büyük işten çıkartmalarla beraber Tesla artık başka bir şeye dönüşüyor. Bu kumarı alıp almamak size kalmış. <laughs> yani kimse de bilemez açıkçası. Ben ne bilmiyorum başarılı olmayacağını. Ben alıyorum göze. Full longum İşte WhatsApp grubumuza bugün paylaştım. Bugün de Tesla almaya rahmet Ben giriyorum bu kumara. Ama bu bir kumar artık. Eğer o gün çünkü ikna edici bir plan önümüze koyamazsa Wall Street Tesla'nın içinden geçer. Yani kötü bilanço fikrine alışıldı. Wall Street kendi sorunumuz yok orada. Ama akıllı fikirli, nereye gittiği bilinen bir planı inanmaz Musk önümüze koyamazsa Tesla e, bayağı aşağı doğru gider. Önlemimizi ona göre alın ve bunu kimse bilemez şu anda. Yani hiç kimse de sormayın hocam ne olacağı bilmiyoruz. Yani ama iki opsiyon olduğunu anlamamız lazım. Ya Tesla Uber'in çok daha karlısı bir iş modeli dönüşebileceğini o bize ispatlayacak. Ya da Tesla onu ispatlayamayacak. Zaten etik araba tarafında sıkıntı büyüyor rekabetten dolayı ve o zaman Wall Street'ten de erkek. Şimdi bunun maddi karşılığını size bir göstermek istiyorum çok basitçe. Bir sürü çok çılgın hesaplama yapılabilir. Yani arabayı sattığın zamanki karla otonom takso işlettiği zamanki kar arasında. Çünkü işte bir diyelim ki bu yeni arabaları 25 bin dolara satıyor. 15 bin dolara mal ettiğini düşünün. Arabada 10 bin dolar kar ediyorsun o kadar. Başka da bir daha bir karın yok. Tesla'da çünkü pek öyle servis geliri falan da Oluyor, bir 10 milyar lira kar gidiyorsun. Oysa sen bunu bir otonom taksi olarak filoya soktuğun zaman ömür boyu ondan para kazanma şansı. Bunun bir sürü matematiksel karmaşık varsayımlı hesaplaması yapılabilir. Yani kaç taksi olacak, günde kaç saat aktif kalacaklar, o arabaları filosun Tesla işletecek, dışarıda birisine mi işletecek falan bir sürü varsayımsal karmaşıklık olabilir. Zaten Wall Street'de böyle şey sevmiyor böyle belirsizlikleri. Bu belirsizlikler içerisinde ama şunu net söyleyebilirim. Arabanın kendisinden daha çok para edecek kesin. Bunu taksi plakalarını örnek olarak görebilirsiniz. Yani neden taksi plakaları üzerindeki arabadan çok daha fazla para ediyor. Çünkü para kazanılabilir. Yani çok basit matematiğini oradan bile yapabilirsiniz. Ama hani biz biraz daha Kaliteli bir topluluk olduğumuz için biraz daha detay severiz. Detaya azıcık bakalım. Umarım ekranımı görüyorsunuzdur. Bir kere şu işten çıkartmaları bir yerli yerine oturtmakta fayda var. Bu gördüğünüz ekranda Tesla'nın karlılığını diğer otomobil firmalarıyla kıyaslıyor. Tesla, Toyota, Stellantis, Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford. Şu satır çok önemli. Personel başı net kar. Bu işten çıkartmalardan önceki sayı Tesla'da 106 bin dolar. En son bilançodan baktığımızda, yıllık rakam tabii bu, 2023 yılında Personel başına 106, 106 bin dolar kar etmiş. En yakın rakip Mercedes Benz 94 bin dolar. Sonra Toyota geliyor 85 bin dolar. Stellantis 79 bin dolar. Volkswagen 26 bin dolar. Ford 24 bin dolar. Bunu göstermemenin sebebi bu herif bu işin delisi. Yani bu 106 bini daha da yukarı taşımak istiyor. O yüzden geleneksel işinde devam etse de, de bence eleman çıkartacaktı. Ama hani beklenenin epey üstünde bir eleman çıkartmanın sebebi dediğim gibi Tesla'yı sadece bir üretici firma olmaktan çıkarıp bu Otonom taksi filosu işine doğru çevirmesi. Bundan dolayı kadrolardaki bir takım pozisyonuna eremesi. İkinci bir göstermek istediğim şey de şu. Bu Uber'in e, karlılığı. Uber'in e, brüt kârı %32.55. Uber nereden kâr ediyor? Uber biliyorsunuz arabaları kendine ait değil. Uber sadece bir yazılım temelde. O yazılımda sürücü, araba sahibi sürücülerle müşterileri buluşturuyor. Ondan komisyonunu alıyor. Buradan brüt kârı %32.55. Fakat bu brüt kârı... Tesla şimdi şu anda Tesla'nın brüt karı ne bu arada? Yüzde %18.25. Yani Uber'in brüt karı Tesla'dan daha fazla. Fakat Tesla bu %32.25'i yukarı taşıyabilir. Neden? Çünkü arabalar şoför olmayacak ve çok ekonomik, etikli arabalar yapacak bu işi. Arabalar otonom oldukları için de muhtemelen gün içerisinde daha çok sağ çalışacak. Bunu yukarı alma ihtimali var. Şimdi baktığımızda Uber'in esas faiz karı oldukça düşük Yüzde %3 civarında. Tesla'nın zaten şu anda bile daha yüksek %9. Ama Tesla'nın işlettiği bir Uber filosunda Araçlar da kendine ait olduğu için dikine entegre bir yapıda yönettiği için şuradaki esas faaliyet kar çarpının çok daha yüksek olacağını düşünüyorum. Bakalım değerlemeye. Yani şu değerleme çok enteresan. Bakalım burada ana sayfaya gidelim. Uber'in değeri şu an itibariyle 100 56 milyar dolar, 156 milyar dolar. Tesla'nın değeri 544 milyar dolar. Yani kabaca 3,5 katı değeri var Tesla'nın Uber'e göre ki Ciro falan çok daha büyük bir şirket. Yani dipteki karlara falan Tesla çok daha büyük. Ona da istiyorsanız bakarız. Neden Uber bu kadar değerli peki? Çünkü brüt karı yüksek. Brüt karı yüksek şirketi Wall Street çok sever. Şurayı çok seviyor. Gross profit'i. Niye? Çünkü şirketin brüt karı yüksekse şirket büyüdüğü zaman dipte çok para bırakabiliyor. Tesla'nın işlettiği tam otonom taksi filosunda şuradan süper yüksek karı olabileceğini düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Yani 50 tane sorunuza cevap verebilirim bu konuda. Ben bundan dolayı bütün bu olan bitene gülerek izliyorum şu anda. Ama dediğim gibi ben Tesla'nın otonom sürüşü başarabileceğini düşünüyorum. %100 otonomu başarabileceğini düşünüyorum. Ondan dolayı görüyorum. Başaramayacaksa bütün bu hikayeler yalan olur. Ama eğer bu başarılırsa, bu Uber denen şirket 150 milyar dolar ediyorsa Tesla 500 etmez arkadaşlar. Tesla bunun çok üstüne sayılara doğru gider. Bu benim en azından varsayımım. Eğer otonom sürüş gelecek diye varsayıyorsanız değerleme şeklimizi Uber'le kıyaslamalı bir hale getirmemiz gerekir. En iyi örnek o çünkü önümüzde. Ve Uber'den çok daha yüksek bir kar marjı çünkü bizim şoförümüz yok ve araçlarımız kendi ürettiğimiz, kendi tasarladığımız çok ekonomik araçlar. Bakın moda bu kadar basit. Tesla hikayesi bu. Bu nedenle Tesla ile ilgili kendinize sormanız gereken tek soru var aslında Tesla var. Abi Tesla otonom sürüş becerecek mi? Beceremeyecek. Beceremeyecekse kaçın. Kaçın. Hiç durmayın. Yani bunu da garantisi verecek kimse yok. Kaçın. Bir gün durmayın. Becerecekse bile bu arada çok uzun süre dalgalı bir hisse senedi fiyatına hazır olun. Çünkü Wall Street'in bu yeni modeli fiyatlaması çok uzun sürer. Yani bin tane varsayımın değişmesi gerekecek. Çünkü arabayla varsayımlar kolaydı. Yani Wall Street'in o konu karar vermesi, ikna olması, hesap kitabı kafasına yapması günler aylar sürecek. Bu nedenle diyorum ki gerçekten otonom sürüşü testlerini beceriyle inanmıyorsanız, benim o ilgili videomu izlediğinizdeki hesaplamalar kafanıza yatmıyorsa run away from Tesla. Bir sürü başka daha basit yatırım var şu an. Yani ben mesela bu bilanço döneminde Meta'nın, Amazon'un, YouTube'un, Google'un, tabii ki Nvidia'nın, Microsoft'un daha iyi bilançolar getireceğini düşünüyorum. Daha kolay şirketler onlar şu Açık söyleyeyim. Yani Tesla'nın da bilanço kötü geliyor. Gelecekle ilgili böyle bir sürü belirsizlik var. O yüzden bunu yüreği kaldırmayan ...runaway... Bak tekrar tekrar açık söylüyorum. Ama diyorsanız ki ben otonom suçu BC'ye inanıyorum. Ve bu şirketin Uber'le kıyasladığımda değerinin çok daha yukarılarda olacağını görüyorum. O zaman da sessiz kapa kısacaksınız sürekli toplayacaksınız. Yatırım tavsiyesi değil iki tane ayrı alternatiften hangisi seçeceğinizi bağlıyorum. Bakın ben bugün yine ben almaya devam ettim. Hiçbir şey de dinlemiyorum yani bu konu. Burada WhatsApp topluluğunda canlı paylaşıyorum. İşte ilk alışım 2500 dolar aldım. Sonra gittim bir 2496 dolar da aldım. Bunlar kaldıraşlılar değil. Kaldıraşlılar zaten alıyorum. Bu da onu görebilecek misiniz? Onu göreceğiniz emin olayım da öyle yapalım. Quantfury'yi de göstereyim size. Yani ne yaptım bilin diye. Ben de çünkü hiçbir şey gizli değil. Her şey %100 şeffaf şekilde paylaşıyorum. Bu da Quantfury. Kaç hisseye geldik? Biliyorsunuz günde 500 dolarla 1000 dolar arasında alıyorum alıyorum e, hisse. Şu an zararda 356'a zarardayız. Kaç hisseye gelmişim? 47 hisseye kadar gelmiş Burada da bugün yine işlem yaptım. Bugün de yine 4 tane hisse aldım. Benim görüşüm bu ama dediğim gibi ben otonom sürüşün olacağına inanıyorum. Soru bu kadar basit. Şimdi burada Tesla soruları varsa onlara bir cevap vereyim. Sonra diğer konulara gidelim.